Değerli izleyenler, kısa bir aranın ardından tekrar sizinleyiz. Ben Eda Özdemir, Stüdyo Londra programına hoş geldiniz. Konuğumuza gitmeden önce bir gündem başlıklarını ekranlarınıza getirelim. Dünya çapında hangi ekonomik gelişmelere odaklanıyor olacağız? Üstlerinden geçelim. İlk başlığımız yurt içinden TCMB politika faizini beklendiği üzere %17'de sabit bıraktığı detaylandırıyor olacağız ilerleyen dakikalarda. IMF yetkilileri ekonomi politikasının değişiminden memnun diyerek devam edelim. Onların değerlendirmelerini de ekonomik gidişata dair tahminlerini de ele alıyor olacağız programımızın ilerleyen dakikalarında ve ECB toplantı tutanakları yayınlandı diyebiliriz. Reel faizlerde daha sürdürülebilir bir yükseliş hisse senedi piyasalarının cazibesini azaltarak daha geniş kapsamlı bir yeniden fiyatlamaya neden olabilir ifadeleri yer alıyor. Tutanaklarda diğer detaylarını da Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir ile ele alıyor. Olacağız az sonra ve son başlığımız Fed tarafından Fed ekonomistleri finansal riskte daha endişeliler detaylandırıyor olacağız. Evet değerli izleyenler, şimdi bir de fiyatlamalara bakalım. Küresel gelişmelerin ışığında hangi fiyatlamalar, hangi rakamlar göze çarpıyor üstlerinden geçelim. Ve Avrupa piyasalarıyla başlayalım ilk olarak. Almanya pozitif ayrışıyor %0,20 ile ve 13.938,29 puan seviyelerinde seyrediyor şu an. Eurostoxx'a baktığımızda yön aşağıya doğru %0,40 ile ve 3.697 puan seviyeleri de o tarafta kaydediliyor diyelim. Dönelim Fransa'ya, oradaki düşüş %0,52 oranlarında 5.752 puan seviyeleri gözüküyor şu anki tabloda. İngiltere FTSE 100 tarafına baktığımızda daha yüksek yüzdede bir düşüş göze çarpıyor %0,91 civarında ve 6.668,94 puan seviyeleri de o tarafta kaydediliyor diyelim. İspanya IBEX'e bakacak olursak son olarak %0,26 oranında bir aşağı yönlü hareket var ve 8.109,05 puan seviyeleri kaydediliyor diyelim. Amerika tarafıyla devam edelim. Satış sürüyor. Dow Jones %0,30 oranında düşüşte 31.483,45 puan seviyeleri kaydediliyor diyebiliriz. S&P 500 tarafına bakalım. Benzer yüzde bir düşüş olduğunu görüyoruz. 3.913,50 puan seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Bir de teknoloji ayağına Nasdaq Teknoloji Endeksine bakalım. %0,70'lik bir düşüşte o tarafta kaydediliyor ve 13.600 puan civarında bir seyirden söz edebiliriz. Paritelerle devam ediyoruz. Euro ve Pound'un dolar karşısındaki yükselişleri sürüyor. Euro-dolar tarafında 1.20 seviyeleri, Pound-dolar tarafında ise 1.39 seviyeleri kaydediliyor an itibarıyla. Dolar endeksinde ise düşüşün sürdüğünü söyleyebiliriz. %0,34'te bir aşağı yönlü hareket var. 90.62 seviyeleri kaydediliyor dolar endeksinde. Doların yen ve İsviçre frangı karşısında güç kaybı söz konusu. Dolar yen tarafında %0,14'le aşağı yönlü hareket var. 105.72 seviyeleri gözüküyor. Dolar İsviçre frangında ise aşağı yönlü hareket %0,24 oranında gerçekleşiyor ve 0.89 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor diyelim. Son olarak MTA grubunu da bir gözden geçirelim. Oklar yukarıya doğru. Buradaki yukarı yönlü seyirler devam ediyor. Ons altın %0,50'ye yakın bir yükselişte şu an ve 1.784,56 işlem görüyor diyebiliriz. Petrol grubuna bakacak olursak da Brent petrol 65 dolara yaklaşmış durumda ve %0,49'lukta bir yükselişi söz konusu. Ham petrol ise varil başına 61 dolar 51 sent civarında ve %0,60'lıkta bir yükseliş orada var diyelim. Evet değerli izleyenler, şimdi Londra'ya konuğumuza gidiyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'leyiz. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. TCMB faiz kararını sabit bıraktı beklendiği üzere. %17'de sabit kaldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz politikaları ve burada sıkı para politikasının korunması yönünde açıklamalar var. İstikrarlı bir gidişata işaretler var. Yabancı yatırımcının etkisi ve ilgisi tekrar Türkiye'ye çekilebilir mi? Değerlendirmeleriniz ne olur? Tabii ki yani yabancı yatırımcının ilgisi Türkiye'ye gelir. Yabancı yatırımcıya baktığınızda neticede ne kazanacak, ne kaybedecek ona bakar. Yatırımını yapar, ne kadar bir geri dönüşü var, ne kadar karı var ona bakar. Şimdi tabii bunları yatırım yaparken de yabancı yatırımcıların kafasındaki parametrelerden bir tanesi faiz oranı.
Faizlerin ne kadar yüksek, ne kadar düşük, ne kadar enflasyonla paralel halde ilerliyor ona bakar. Bunun yanında da 7-8 daha farklı faktöre de bakar. Hani ülkedeki istikrar ortamı, ülkedeki güven ortamı, işte piyasanın ne kadar serbest olduğu gibi kavramları. Bunların hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Ama en azından faiz tarafında biraz daha tutarlı bir politika izlendiği için bu ekonomiyi de yatırımcıları da olumlu etkileyecektir diyebiliriz. Ama tabii geçtiğimiz dönemde bir ciddi bir güven kaybı olmuştu Türkiye'deki politika değişikliklerine karşın. Bundan dolayı biraz üfleyerek yoğurdu yabancılar Türkiye'ye yatırım noktasına geldiğinde. Özellikle kendi yatırımlarını hecedebilme mekanizması konusunda ciddi kaygıları var. Geçtiğimiz senelerde yaşadığımız en büyük problem şu oldu açıkçası. Biz paritenin çıkışının önüne geçebilmek için maalesef piyasadaki likiditeyi kuruttuk Türkiye'deki. Yani bunun hepsini biz kontrol edelim. İşte bizim kontrolümüz haricinde herhangi bir şey olmasın. Londra'ya yerine Türkiye'den geçti mümkün olduğunca bu işte vadeli kontratlar vesaire diye. Tabii siz şimdi burada üzerindeki kontrolü artırıp da likiditeyi de kurutunca bunun alım satım arasındaki makası açılmış oldu. Fiyatlayan kurum sayısı azalmış oldu. O likidite azalmış olunca da insanların elindeki enstrümanlar azalmış oldu. Kendilerini risklere karşı koruyabilecekleri. Şimdi önümüzdeki en büyük mücadele bu noktada olacak. Çünkü belli bir piyasada belli bir likiditenin gelmesi çok ciddi zaman alan bir konu zaten. Ama maalesef siz bu likiditeyi kaybettiğinizde çok hızlı bir şekilde kaybedebilirsiniz, kısıtlayabilirsiniz. Ama kısıtladıktan sonra tekrar eski seviyesine gelmesi, siz bunu bir sene içinde kıstıysanız 4-5 sene içinde geri gelir. Yani bu işlerin bozulması çok hızlı olmasına rağmen düzelmesi çok daha uzun vakit alıyor maalesef. Muhammed Bey, bir de Capital Economics'in dolar TL tarafına ilişkin tahminleri var. Farklı kuruluşlardan farklı tahminleri değerlendiriyoruz. En son 6.50 seviyelerini değerlendirmiştik. Şimdi kurumdan gelen açıklama 6.25 öngörüsü yıl sonunda dolar TL tarafında. Ve gelişmekte olan ülke para birimleri arasında da Türkiye'nin en ciddi yükselişi gerçekleştirdiğinin de altını çiziyor Capital Economics. Devam eder mi artış sizce? Hem bu tahmini hem de dolar TL'deki seyri nasıl değerlendirirsiniz? Değil mi? Maalesef hani Capital Economics ve diğer ekonomistlerin tahminlerine bakıyoruz. Biraz daha hani trend ne tarafaysa o yönde gecikmeli tahminlerle geliyorlar. Baktığınızda yukarı yönlü hareketler olurken 9-10 tahminlerini de gördük. Yani biz 8'lerde işlem görürken dolar TL 10-10,5-11'den işlem gören forward vadeli kontratlar oldu mesela Londra'da. Dolayısıyla tamam güzel analizleri hoştur ama biraz gecikmeli geliyor bu tahminleri. Yarın bir gün dolar TL kafasını yukarıya kaldırdığında bir iki ay içinde o tahminlerin değiştiğini göreceksinizdir. O birinci taraf. İkinci taraf hani aşağıya gider mi yukarıya gider mi diye baktığımızda yine unutkan olmamak lazım. Nereden geldik ona bakmak lazım. İzleyicilerimiz hatırlıyorlardır da genelde işte son dönemdeki hareketler göz önüne alındığı için mesela dolar TL çok düşmüş gibi hissediyoruz. 8,5'tan buralara geldiğimiz için çok düşmüş gibi duruyor. Ama baktığınızda 5 yıl önce 3'tü dolar. Yani 2 katından daha fazla bir seviyedeyiz şu an. 2,5 katına yakın bir seviyede işlem görüyoruz. Olması gereken yer burası mıydı? Tabii tartışılır. Maalesef döviz paritelerine geldiğinizde özellikle gelişmekte olan piyasalarda ciddi bir güven bunalımı yaşanırsa o para birimine karşı bu tek yönlü çok sert bir şekilde devam edebiliyor. Şimdi halihazırdaki destek noktalarından geçiyor teknik olarak baktığınızda dolar TL. Ama biz biraz daha ülkenin görünümüne bakmamız lazım. İleride nereye doğru gidiyoruz ona bakmamız lazım. Ülkedeki cari açık ne tarafa gidiyor ona bakmak lazım. Yurt dışından ne kadar yatırım geliyor ona bakmak lazım. Sizin biraz önce bahsettiğim enstrümanlarınız, finansal piyasa enstrümanlarınız ne kadar yatırımcılar için güven arz ediyor ona bakmak lazım. Ve sizin politikalarınız ne kadar tutarlı olarak algılanıyor yurt dışından? Ne kadar tutarlı demiyorum bakın. Yurt dışından nasıl algılandığı çok önemli. Maalesef küresel bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir zaman için bizim şunu deme lüksümüz yok. Yani biz kendi işimizi yaparız, dünyanın gerisi ne yaparsa yapsın diyemeyiz. Çünkü Amerika'da bunu diyemiyor, Çin'de diyemiyor, Avrupa'da diyemiyor. Kendisini diğer ülkelere göre, diğer koşullara göre konumlandırmak zorunda kalıyor, çözümler üretmek zorunda kalıyor. Maalesef biz dolar TL'de yani döviz kurlarında yukarı yönlü sert hareket risklerinin devam ettiğini düşünüyoruz.
Yani olur demek değil bu, ama olursa eğer ciddi bir kriz, güven bunalımı vesaire yaşarsak, çünkü Türkiye'nin gündemi de takip edebildiğim kadarıyla, tabii çok birebir takip edemiyorum ama çok hızlı değişebiliyor. Yani çok finans piyasasıyla alakası olmayan konular yurt dışında çok farklı yansıyabiliyor. Dolayısıyla siz mesela dolar TL'nin paritesini sadece faize, işte para politikasına falan bağlarken, yurt dışındaki algıya göre, o gelen yatırımlara göre, insanların verdiği değere göre değişebiliyor bunlar. Hı hı. Dolayısıyla o iç şeyde, Türkiye'nin iç dinamiğinde kendi için çok doğal olan şeylerin, ama yurt dışının çok garip gelebilecek gelişmeler konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu da tercih meselesi, yani illa dikkatli olmak zorunda değilsiniz. Ama hani neticeleri yatırımcıların kendi parası olduğu için, ona göre karar verecekler için. Yani yatırımcıları kendinize çekmek istiyor musunuz? Pardon. Müşterileri kendinize çekmek istiyor musunuz? O zaman müşterilerinizi memnun etmek durumundasınız maalesef bir noktada. Özellikle bireysel ve kurumsal yatırımcılar anlamında. Bizim tarafa baktığınızda ise tavsiyelerdeki en büyük kaygımız volatilitenin yüksek olması. Yani bakıyorsunuz yukarı yönlü hareket de sert. Yani grafiğine baksın izleyenlerimiz, son 3-4-5 yıllık grafiğine dolar TL'nin. Yukarı giderken çok sert gidiyor. Aşağı inerken de çok sert düşüyor. Benzetmek gibi olmasın ama biraz Bitcoin gibi ilerliyor. Yani çok yüksek volatilitede ilerliyor. Dolayısıyla çok ciddi güven vermiyor bir noktada. Hı hı. Bu belli bir dönem, bir iki sene stabil gitmesi lazım ki. Yani baktığınızda 3'ten nereye gelmişsiniz siz? İşte 6.9'a gelmişsiniz değil mi? CDS'lerinize baktığınızda CDS'leriniz 150'den 600 lira kadar çıkmış. Mesela 600'lük CDS demek 5 yıl içinde %30 sizin prim ödemeniz demek ki bir ülkenin borcunu ödeyememe ihtimalini, dolar döviz cinsinden borcunu ödeyememe ihtimalini yabancılar bir noktada %30 olarak görmüş. Yani neredeyse 3'te 1 ihtimal Türkiye borcunu ödeyemez diye düşünmüşler. Hı hı. Şimdi geldiğimiz seviyeler de yine eskisine nazaran düşük seviyeler ama yine çok yüksek seviyeler. Şeyde dünyanın ilk 20 ekonomisinde olan bir ülke için yine yüksek seviyeler. Dolayısıyla kendimize şu soruyu sormamız lazım. Neden bu noktadayız? Yani neleri, nasıl yaptık ki bu noktadayız? Neleri farklı yapabiliriz diye. Einstein'ın güzel bir sözü vardır, çok meşhur. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek çılgınlığın ta kendisidir der. İşte ona göre farklı çözümlerle gelmek lazım. Bizim gözümüzde de finansal enstrümanlardaki likidite çok önemli. Bunu bir sopa olarak göstermekten ziyade yabancı yatırımcılara, bakın bunun kontrolü bizde vesaire gibisinden. Bunu yabancı yatırımcılara, bakın sizin elinizde böyle enstrümanlar var, kendinizi koruyabilirsiniz diye gösterebilmemiz lazım. Hı hı. Mehmet Bey, CDS primi dışında yabancı yatırımcı gözünde önemli olan başka hangi enstrümanların altını çizersiniz? Yani hani çok politik tarafa girmeyeyim, her şey ekonomik değil neticede. Yurt dışından baktığınızda bu ülkeye yatırım yapılır, bu ülkeye yatırım yaptığımda, herhangi bir sorun yaşadığımda benim hakkımı alabilmem lazım diye düşünülmesi lazım. Hı hı. Mesela bir bunun hukuksal altyapısı mühim. Bunun işte finansal altyapısı mühim. Ürün altyapısı mühim. Faiz politikalarındaki stabilite mühim. Özgürlük ortamı mühim. Biz her ne kadar bunu yani çok alakası yokmuş gibi diye düşünsek de serbest piyasa ekonomisinin adı serbest. Yani bir serbesti lazım insanlara. Hı hı. Dolayısıyla çok fazla regülasyonla. Mesela İngiltere niye bu kadar finans merkezi olmuş? Regülasyonlarını koymuş ama ayarında koymuş. Çünkü fazla regülasyon piyasaları boğar. Oraya olan güveni boğar. Ya da bizim ülkeyle ilgili çıkan haberler de sizin için çok ufak, çok kabul edilebilir ya da çok olağan gelen bir haber yurt dışında çok farklı algılanabiliyor. Dolayısıyla hani biz nasıl diğer Türkiye'de başka ülkelerle ilgili haberler okuduğumuzda dediğimiz böyle bir şey mi oluyormuş dediğimiz noktada aynı şeyi yurt dışından bakan biri Türkiye için gördüğünde ya neticede bu insanlar Türkiye'yi seviyor ya da Türkiye'yi sevmiyor gibi bir durum söz konusu değil. Hı hı. Yani yatırımın ne ideolojisi var, ne dini var, ne milleti var, ne etnik şeyi var, temeli var. Bunların hepsi insanlar parasını yatırmak ister, karşılığında da güvenli bir şekilde getiri olsun ister. Dolayısıyla bunları ön plana almak lazım. Yani kendi reklamımızı iyi yapmamız lazım. Yani kendi reklamınızı kötü yaptığınız zaman içeride farklı olsa bile olmuyor. O zaman insanlar daha farklı bir gözlükle yaklaşıyor. Sadece elinizdeki ürünün değeri önemli değil. Bunu karşı tarafın nasıl algıladığı da önemli.
Muhammed Bey, bir de Avrupa tarafını değerlendirelim mi? ECB toplantı tutanakları yayınlandı ve mali desteklerin devamının altı çizildi tekrar. Nominal faiz oranları finansal koşulların olumlu kalıp kalmadığını değerlendirmek için uygun bir gösterge değil açıklaması var. ECB üyeleri yeterli parasal teşviklerin sürdürülmesinin zaruri olduğu konusunda hemfikir açıklaması da az önce dediğim gibi ana başlıklardan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi baktığınızda hani hep konuşuyoruz. Şimdi gidip de bir Merkez Bankası'nın şey diyecek hali yok Avrupa Merkez Bankası'nın. Arkadaşlar benden bu kadar, ben işte havlu atıyorum. Bundan sonra teşvik yapmayacağım, işte destek olmayacağım piyasaya demesi gibi durum söz konusu değil. Böyle bir lüksü yok. Hı hı. Aynı şey Fed için de geçerli, İngiltere Merkez Bankası için de geçerli. Bizim bunlar üzerindeki en büyük eleştirilerimiz şu. Siz bunu yapıyorsunuz da arkadaş, tamam gidin teşvik paketi sunun, faiz düşük tutun. Ama bunun yarın bir gün yan etkisi çıktığında ne gibi tedbirler alacaksınız? Bununla ilgili planınız, programınız var mı? Tamam, istediğiniz kadar dolar basın, pound basın, euro basın, yen basın. Ama yarın bir gün bunu piyasadan nasıl geri çekeceksiniz? Bizim kafamızdaki soru işaretleri bunlar. Yoksa tabii ki her zor dönemde her ülke, her merkez bankası ekonomisini desteklemek isteyecektir. Ama her şeyin bir yöntemi var. Yani siz bunu şöyle destekliyorum ama neticesinde de şöyle yapacağım, böyle düzelteceğim diye bir plan programına gelirseniz sıkıntı olmaz. Şimdi nominal faiz oranlarına gelince de faiz oranları çok düşük seviyede niye? Piyasada fonlama sıkıntısı olmasın isteniyor. Yani bankalar arasında herhangi bir kredi sıkıntısı olmasın isteniyor. Ama bunların arasında yine de sıkıntı var. Kurumlar arasında sıkıntı var. Hangi noktaya geliyoruz? Merkez Bankası diyor ki birbirinize güvenmiyorsanız bana güvenin. Gelin ben size %0'a yakın faizle, negatif faizle fonlama vereceğim diyor. Dolayısıyla piyasadaki o dönüş sağlanmış oluyor, nakit akışı sağlanmış oluyor. Hı hı. Ama bir taraftan da baktığınızda bu düşük faiz oranları gerek borç veren kurumlarda, kredi veren kurumlarda, gerekse yüksek varlıklı yatırımcılar ve şirketler tarafından biraz daha olumsuz kullanılıyor. Niye? Gidiyor bir şirket ya da büyük banka %0'a, %0.5'a, %0.25'e borç alıyor. Gidiyor başka birine %1.5'a veriyor. Şimdi burada yaptığı hiçbir şey yok. Yani taş üzerine taş koymuyor maalesef. Ama durumdan öyle bir faydalanıyor ki %1 kar ediyor. Ya şimdi %1 dediğiniz 100 milyon dolar derseniz bu 1 milyon dolar kazanırsınız. 100 milyar derseniz 1 milyar dolar kazanırsınız. Hı hı. Biz hangi rakamlardan bahsediyoruz? Trilyonlardan bahsediyoruz. Trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Yani şu son yapılan genişlemenin Fed'in bilanço büyümesine bakalım. 7 trilyon dolar. 7 trilyon doların %1'i yapar size 70 milyar dolar. Hı hı. Şimdi 70 milyar dolar %1'di. Biri %5, %10 arası kazanıyorsa bu Türkiye ekonomisinin büyüklüğü kadar bir yıl içindeki kazanılabilecek paralardan bahsediyorum. Bu aradaki maalesef ranttan bahsediyorum. Hı hı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın elinde çok ciddi alternatif yok faizle ilgili. Artıramıyor da daha da eksiğe gidemiyor. Buralarda durmak zorunda. Bir taraftan da bunun geri nasıl geri adımlarını atacağını hesaplıyor. Piyasayı çok ürkütmeden, piyasayı çok likiteyi kurutmadan kurumların birbiri arasındaki işlerin, alışverişlerin devam edeceği şekilde nasıl çıkacağını planlıyor. Bunun hesaplarını yapıyor. Ama onunla ilgili de çok açıklama yapamıyor çünkü her ağzından çıkacak negatif sıkılaştırmaya yönelik haberler piyasayı çok olumsuz etkileyecek. Muhammed Bey, bir de tahvil faizleri tarafını ele alacak olursak orada yukarı yönlü hareketler vardı, bir yoğunlaşma. Sonra bir sakinlik gözüküyor şu an. O tarafı nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki geçtiğimiz günlerdeki yoğunlaşmayı? Şimdi tahvil faizlerine baktığımızda gerek Avrupa'da olsun gerek Amerika'da olsun o kadar ciddi bir volatilite, o kadar ciddi bir beklenti dağılımı var ki değişik uçlarda. Mesela sene sonunda 10 yıllık faiz 1.8 de olabilir diyorlar, 0.8 de olabilir diyorlar baktığınızda 10 yıllık getiriler. Şimdi çok büyük bir şey, banttan bahsediyoruz. Ama yani bunu analiz eden analistler de senelerin 20-30 yıllık analistler aynı verilere bakıyorlar. Bu kadar farklı sonuçlarla geliyorlarsa demek ki önümüzde çok net bir plan, çok net bir görünüm çizilmemiş. Normalde biz deriz, biri der ki %5 çıkar, öbürü der ki %3 çıkar, öbürü der ki %2 iner. Birbirinden çok uzaklaşmaz bakın. Çok ciddi bir konsensüs vardır piyasada. Ama şu an hiç kimsede konsensüs yok baktığınızda. Ne var piyasada? Çok ciddi riskler var. Şimdi piyasadaki özellikle yatırımcıların belki dikkat etmesi gereken nokta, ben yatırımlarımı bu ciddi aşağı ya da yukarı yönlü risklere karşı nasıl korurum demek.
Şimdi yarın bir gün gerek dolar TL paritesinin gerekse euro dolar işte pound dolar vesaire paritesinin nereye gideceği direction olarak nereye gideceği çok kesin değil. Çok belli değil. Ama kendinizi ne yapabilirsiniz? Gidip belli enstrümanlarla koruyabilirsiniz en azından. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Yani siz kendi paritenizi, kendi seviyenizi sabitleyin ki ne olursa olsun, hangi fırtına gelirse gelsin, sizin masraflarınız, bunları çevirdiğiniz oranlar, bir para biriminden öbür para birimine geçtiğiniz oranlar sabit olsun. Ya da hisse senediniz vesaire varsa ciddi geri çekilmelere karşı. Bakın Citi diyor ki %10'luk diyor geri çekilme bekliyoruz diyor. Yani bir düzeltme bekliyoruz diyor Amerikan hisse senedi piyasalarında. Kabaca 4000 puan diyelim S&P. 300-400 puan yapar. Ha diyor bu arada diyor %50'den fazla diyor başka daha fazla sert bir çekilme beklemiyoruz diyor. Yani 2000 puandan fazla çekilme beklemiyoruz diyor. Bakın arada iki bahsettiği şeyin arasında 400 puan var, 2000 puan var, 1600 puan fark var farkındaysanız. O kadar geniş bir alana yaymak zorunda kalıyor ki insanlar. Çünkü riskler çok ciddi yüksek, volatilite çok ciddi yüksek. Muhammed Bey, bir de Amerika ile Çin arasındaki ticari duruma bakacak olursak, ABD Ticaret Odası ve Rhodium Group tarafından dün yayınlanan bir rapor var ve Beyaz Saray'ın Çin'in ABD ekonomisinden keskin bir şekilde çıkarma politikalarını izlemesi halinde Amerika'nın üretim ve uzun vadeli global rekabet gücü kaybının 1 trilyon doları aşacağı öngörülüyor. Eurostat'ın da bir açıklaması vardı. Orada da Amerika'yı geride bırakarak Çin'in Avrupa Birliği'nin en büyük ticari ortağı olduğu analizi çıkmıştı. Hem de bu analizi göz önünde bulundurduğunuzda sizin değerlendirmeleriniz ne olur? Şimdi Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında iki tarafında kazandığı bir model vardı. Yani Çin güzel ucuza üretiyordu. Amerika da ucuza ürettiği için rahat rahat işte bu iş gücünü vesaire outsource ettiği için, başka yere yönlendirdiği için kendisi biraz daha dizayna yöneliyordu. Kendisi biraz daha ticari kısmına yöneliyordu. Şimdi maalesef Amerika'nın şöyle bir yapısı var. Gidiyor kendisi kazanıyor da diyor ki bir dakika ya ben kazanıyorum da bu da kazanıyor. Bu niye kazanıyor? Ya bu benden daha mı fazla kazanıyor falan diye belli bir paranoyası var maalesef. Şimdi böyle giderseniz hani başkasının kazandığını hesaplayarak kendi politikanızı yönlendirirseniz aynı gerçek hayatta olduğu gibi çok doğru yönde ilerlememiş olursunuz. Tamam şimdi siz Çin'i belli şeylerle sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Bak işte benim finansal gücüm var, işte ne bileyim politik gücüm var vesaire. Bakın Çin'in elinde de ilginç şeyler var. Kartlar var, kozlar var. Mesela nadir madenler dediğimiz rare earth materials var. Bunlar genelde çiplerde, semiconductorlarda, işte yarı iletkenlerde vesaire kullanılan, teknolojide, elektronikte kullanılan nadir madenler. Bunların çoğu Çin'de. Çin size bunları satmazsa kalırsınız ortada. Öyle istediğiniz kadar dizayn yapın alamazsınız. Yani siz karşılıklı birbirinizi böyle ben sana şu yaptırımı uygulayacağım işte şunu satmayacağım bunu almayacağım derseniz karşı taraf da aynısını yapar. Her ne kadar güçlü olmasa da. Bu sefer de iki tarafın da kaybettiği bir ortam çıkar ortaya. Diğer başka ülkeler güçlenir, palazlanır vesaire. Mesela Amerika Orta Doğu'da da etkisini kaybediyor. Orta Doğu ülkeleri Çin'e daha çok yaklaşmak istiyor. Çünkü Çin Amerika'dan farklı bir şekilde gelin beraber iş yapalım diyor. Tamam hani biz de diyor Amerika gibiyiz ama sizi diyor böyle illa bakın şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız diye zorlamayacağız diyor. Şimdi Amerika'nın belli bir birikimi var, geçmişi var ve cepten yiyor şu an maalesef. Cepten yemeyi bırakıp yine yatırım yapmaya başlarsa ilişkilerine, ülkelere, ekonomilere bir mantıklı bir hareket yapmış olur. Ama bu kafayla giderse Çin maalesef Amerika'yı kısa vadede önümüzdeki 5-10 yıl içinde bile yerini alabilir. Her anlamda, politik anlamda, finansal anlamda, yani askeri anlamda bilmiyorum. Onlar tabii, gerçi hani teknolojinin değişmesine göre, değişme hızına göre onlar da çok hızlı değişebilecek noktalar. Dolayısıyla iki tarafında kaybedeceği, rekabet haline geçen yine bir politik, ideolojik soğuk savaş olmaz da finansal soğuk savaş olur. Evet, Muhammed Bey teşekkür ediyoruz vaktinizi ayırdınız. Sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Tamam. Değerli izleyenler, Londra'dan Muhammed Demir bağlandı bize. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü ve burada sonuna geldik Stüdyo Londra'nın. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra gün sonuyla Özlem Karakullukçu sizlerle olacak.